Tarımda iktidarın yanlış politikaları ve uygulamaları maalesef sürüyor ve artarak da devam ediyor. Pandemi döneminde güvenli gıdaya erişimin önemi artarken ne yazık ki bu yanlışlardan dolayı tarımsal üretimimiz ve çiftçilerimiz çok zor günler yaşıyor. Ekonomik kriz derinleşirken iktidar enflasyonu düşürmek için gıda fiyatlarıyla oynuyor. Bu kapsamda limondan mercimeğe, mandalinadan zeytinyağına 20 tarımsal ürünler ilgili ihracat kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi. AKP iktidarı bir yanlışı düzeltmeye çalışıyor gibi yaparken bile başka bir yanlışa da imza atıyor. Şimdi de sebep oldukları ekonomik krizden kaynaklı yükselen enflasyonu ihracat kısıtlaması ile düzeltmeye çalışıyorlar. Bu tümüyle yanlıştır. Bu Tarım Bakanlığı'nın bu tarım ürünlerine ambargo koymasından öte bir şey değildir. Türkiye'de narenci üretimi yıllık yaklaşık 4-4,5 milyon ton civarındadır. Ülkemizde ise 130 bin hektar alanda narenci üretimi yapılmaktadır ve bunun da %75'i Çukurova bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Geçen yıl yani 2021 yılında 1 milyon 963 bin ton narenciye ihraç ettik. Parasal karşılığı ise 934 milyon 891 bin dolar oldu. Önceki yıl sadece limonda ihracat yasağı nedeniyle 200 bin tonun üzerinde limon depolarda çürüdü, çürümeye terk edildi ve ürünü para etmedi. Acılardan ders alınmalı ki bir daha tekrarlanmasın. Çiftçinin günahına girmeyin, canına okumayın. Yanlışta ısrar etmeyin. Yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışmayın. İhracatta kısıtlama gibi bir tarihi bir yanlışa imza atmayın. İhracatı değil, ithalatı kısıtlayın. İlçesinden İbrahim Halil Şen'im ben. Üreticiyim. Dalında maliyetini 1 liraya yaptığımız limonu 30 kuruşa satamıyoruz. Yani ülkemizin, Tarım Bakanımızın izlediği politikalarla ihracatı kapatma gibi yapacağı olumsuzlukların hepsi bizleri etkiliyor. Artan mazot fiyatı, artan gübre fiyatı, artan işçilik parası, artan nakliye fiyatı, bütün bunların hepsi bu limonun dalda kalmasına sebep oldu. Hükümetimizden, Tarım Bakanımızdan acilen bu olaya el atmalarını talep ediyoruz. Çiftçi olarak hepimizin yüreği yanıyor. Hepimizin durumu işler acısı. Bütün sene göz bebeğimiz gibi baktığımız limonlarımızın hepsi dallarında çürümeye mahkum tutuldu. 30 kuruşa toplatamıyoruz. Hasan Basri Polat, Karataş Helvacı köyünden narenciye üreticisiyim. Nasıl söze başlayacağım bilemiyorum. Yüreğim yanıyor. Sayın Tarım Bakanı, bütün enflasyonun sebebini görmüş olduğunuz bu limon diye gösteriyor ama limon dalında 1 liraya mal ettiğimiz ürünü 30 kuruşa satamıyoruz. Bir de üstelik adam tutup toplatmamız gerekiyor önümüzdeki yılın verimini alabilmek için. Bütün maliyetleri bize yüklüyorlar. Çiftçi olarak bu maliyetlerin altında eziliyoruz. Bizi görmelerini istiyoruz. Artan maliyetlerin, artan bütün şeylerin sorumlusu biz değiliz. Bunu görünüz lütfen.